Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu ay iki tutulma yaşayacağız. 8 Ekim'de Koç burcunda ay tutulması, 24 Ekim'de Akrep burcunda yeni ay ile beraber bir güneş tutulması meydana gelecek. Dolayısıyla yılın önemli bir ayındayız. Bu ay gökyüzünde çok yoğun enerjiler açığa çıkacak. Ayın özellikle ilk günleri 4-12 Ekim arası Uranüs'ün, Plüton'un yapacağı bazı sert etkileşimler nedeniyle temkinli olmamız, dikkatli olmamız gereken bir süreç. Ay tutulmasının güçlü enerjilerini de düşünürsek kontrol dışı durumlarla karşılaşmamız mümkün. Güneş ve Venüs terazi burcunda ilerliyor ayın 23'üne kadar. Dolayısıyla sizin ilginiz, enerjiniz biraz daha yakın çevreniz, aileniz, kardeşleriniz, komşularınızla ilgili konulara yönelebilir. Seyahat, eğitim faaliyetleri, halkla ilişkiler, reklam gibi çalışmalar, işinizin tanıtımı, promosyon gibi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Venüs bu alanda yaratıcı çalışmaları da öne çıkarabilir. 8 Ekim'de Koç burcunda meydana gelecek Dolunay ve ay tutulması Uranüs etkili bir tutulma. Özellikle yurt dışı bağlantılı işler, hukuksal konular, yüksek öğrenim, medya, yayıncılık gibi kavramlarda bazı ani, beklenmedik sürpriz durumlarla sizi karşılaştırabilir. Yakın çevreniz, akrabalarınız, kardeşlerinizle ilgili ani durumlar da günlük hayatınızı etkileyebilir. Aslında çok fazla plan yapmamamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü bu ay tutulmaların o yoğun enerjisi günlük planlarımızı biraz etkileyebilir sevgili aslanlar. Merkür'e baktığımızda ay boyunca retro harekette olduğunu görüyoruz. 4 Ekim'de Akrep Burcu'nda başlayacak retro hareketi. 10 Ekim'de Terazi Burcu'na doğru gerileyecek ve ay sonu 25 Ekim'e kadar retro harekete devam edecek. Biliyorsunuz Merkür retroları özellikle günlük hayatımızda iletişimle ilgili sorunlar yaratabiliyor. Sizin de iletişim evinizde olacak bu retro hareket. Yakın çevre ilişkilerinize biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yanlış anlaşılmalar olabilir. İletişim cihazları, telefonunuz, bilgisayarınız bu dönemde problem çıkarabilir. Otomobiliniz, yapacağınız seyahatlerde karşınıza çıkabilecek bazı aksamalar, gecikmeler söz konusu olabilir. O nedenle rezervasyonları kontrol etmelisiniz. Bu dönemde otomobilinizin bakımını yaptırmalısınız. Zaten Merkür Retrosu sorunlu olan konuları gündeme getireceği için sizin de düzeltmeler yapmanıza imkan tanıyabilir. Yani bozuk araç gereçleri yenileyebilirsiniz, tamir ettirebilirsiniz. Otomobilinizin yıllık bakımını yaptırabilirsiniz. Bu dönemde geçmişten gelen bazı konular da gündeme gelebilir. Daha önceden gittiğiniz bir bölgeye seyahate çıkabilirsiniz. Bir süredir görmediğiniz yakınlarınızla görüşebilirsiniz. Yarım kalmış bir eğitiminizi tamamlamak için karşınıza fırsatlar çıkarabilir bu dönem. Özellikle tutulmaların da güçlü etkisi eğitimle ilgili konuları ve hukuksal konuları da hareketlendiriyor. Evet, ayın özellikle 4-12 Ekim arası sert gezegen hareketleri olduğu için daha dikkatli olmamız gereken bir dönem. Ayın 14'ü ve 17'si arası gökyüzü daha sakin ve olumlu enerjiler var. 23 Ekim'den sonra Güneş ve Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapacak ve bu dönemden sonra evinizle daha fazla ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Evinizi güzelleştirebilirsiniz, evi dekore edebilirsiniz, evde bulunmak sizi daha fazla mutlu edebilir. Emlak, mülk, aileye ait bazı değerler veya ebeveynlerinizle ilgili konular gündemde olabilir. Ay sonunda 24 Ekim'de Akrep Burcu'nda yeni ay ile beraber güçlü bir güneş tutulması var. Bu da yine eviniz ve aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Tutulmayla ilgili videolarımızı izlerseniz daha ayrıntılı bilgi de elde edebilirsiniz. Özellikle 4. evinizde olacağı için hayatınızda günlük rutinlerinizi etkileyebilecek, aile yaşamınızı, genel statünüzü, kariyerinizi de etkileyebilecek bazı yenilikler, dönüşümler bu tutulmanın da etkisiyle yaşamınıza girebilir. Sabit enerjili bir tutulma. Dolayısıyla önümüzdeki 6 aylık bir dönem aslında bu güneş tutulmasının etkilerini hissetmeye devam edeceksiniz sevgili aslanlar.
Evet, Mars ay boyunca Yay burcunda olacak. 26 Ekim'de Oğlak burcuna geçiş yapacak. Mars Yay burcundayken enerji ve motivasyonunuz oldukça yüksek görünüyor. Hayata daha iyimser bakabilirsiniz, daha cesur olabilirsiniz, daha girişken davranabilirsiniz. Risk almaya müsait olabilirsiniz. Tabii ki riskler hayatınıza heyecan katabilir ama tutulmaların olduğunu da göz önüne alırsak ve Uranüs'ün sert açılarını da göz önünde bulundursak özellikle 4-12 Ekim arası hareketlerimize biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Mars'ın pozisyonu sizin için seyahat imkanları yaratabilir. İş veya özel amaçlı ya da eğitim amaçlı. Yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler, bağlantılar bu dönemde artabilir. 26 Ekim'den sonra Mars Oğlak Burcu'na geçiş yapınca günlük işler, rutinler daha fazla gündemde olacak. Enerjinizi biraz çalışmaya kanalize edeceksiniz sevgili aslanlar. Evet, lütfen yükselen burcunuzu da takip edin. Bunun yanı sıra hazırladığımız tutulma ile ilgili videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.